Nasıl susarlar? Bilmiyorum ya. Bilmiyorum nasıl susarlar. Safiye'yi bugün izlemiş, etkilenmiş. Yayının sonuna doğru bahsedelim demiştim. Ben bugün çok duramayacağım çünkü gerçekten çok büyük bir rahatsızlık yaşıyorum. Sırtım tamamıyla tutulmuş ve hiçbir şey yok yani. Öyle durduk yere oldu. Bugün Safiye'yi bana gönderenler burada mı acaba? Safiye'yi izlemişler. Akkuşlu Cüneyt'le Safiye. Safiye'nin 700 bin TL'si gitmiş. Safiye 700 bin TL'yi temizlik yaparak, evlere temizliğe giderek kazanmış arkadaşlar. Dile kolay. Bak, dile kolay. 700 bin TL. Söyledim geçti. Öyle değil. Emek var. Kadın temizliğe giderek toplamış bu parayı. Sonra da Akkuşlu Cüneyt'e kaptırmış. Akkuşlu Cüneyt'in babası, abisi yayına bağlandılar. Safiye ile ilgili açıkçası onu destekleyen cümleler kurdular. Ve Müge Anlı'nın sarsıcı iddiaları vardı bu konuda. Sözleri vardı, söylemleri vardı öyle söyleyeyim. İzlediyseniz eğer Safiye'nin küçücük bir yorumu var Safiye ile ilgili. Şimdi Safiye Müge Anlı'ya çıkmamış olsaydı, biraz daha da böyle cabbar bir kadın olsaydı. Arkadaşlar kimseyi suçlamak için söylemiyorum. Sadece bugüne kadar yaşadıklarımızı anlatmaya çalışıyorum. Bugüne kadar yaşadıklarımız şöyle ilerliyor. Bakın. Kronoloji bu. Önce kendinizden genç olan, size göre yakışıklı bir adam sizinle bir ilişki kuruyor. Ve bu ilişki sonrasında sizden bir miktar para almaya başlıyor. Bu miktar paranın miktarı giderek büyüyor. Biraz daha ver, biraz daha ver, biraz daha ver derken Safiye elini veriyor, kolunu kaptırıyor. Neden? Çünkü ona aşık, onu seviyor. Gözü hiçbir şey görmüyor. Akkuşu Cüneyt'ten başka Safiye'nin gözü hiçbir şey görmüyor. Bunların hepsini yaşadık. Hepsini tek tek yaşadık. Sonunu ben Akkuşu Cüneyt katildir demek için söylemiyorum. Böyle hikayede Safiye başka bir kadın olsaydı diyorum. Başka bir kadın. Daha farklı bir kadın olsaydı. O parasının peşine düşseydi, onu tehditler etseydi, sürekli onu arasaydı, darlasaydı, öyle diyeyim, daha güçlü, daha cabbar bir kadın olsaydı, boynunu büküp Müge Anlı'ya ya da işte boynunu büküp abilerine, Cüneyt'in akrabalarına sığınmasaydı, yardım istemeseydi de bu işi ben tek başıma başarırım, alırım Akkuşu Cüneyt'ten paramı diye peşine düşseydi, Safiye'nin başına ne gelirdi? Ne gelirdi Safiye'nin başına? Arkadaşlar seni artık peşimi bırakmazsan karına söylerim diyeni sobada yaktılar en son. Paramı ver diyeni iki karış mezara gömdüler. Ayşe Altuntaş unutmayın. Kuzeniydi o onun. Aşk yaşıyoruz ayağına. Kadından aldı 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 borçları. Kadın geri ver ben kızımı evlendireceğim deyince iki karış mezara gömdü. Safiye buraya gelmeseydi bittiydi bittiydi. 700 bin lira. 700 bin lirayı Safiye Cüneyt geri mi verecek? Geri mi verirdi? Geri vermezdi. Safiye paranın üstüne su içsin. Yaşadığına da şükretsin. Evet, kendinden 15 yaş küçük türkücü sevgilisine 700 bin TL kaptırdı Safiye. Dünyalar güzeli bir kadın. Akkuşlu Cüneyt lakabıyla türkücülük yapan Cüneyt soyadı neydi? Demiral. Yayın boyunca Müge Anlı'nın inanılmaz isyanlarına ve feryat figanlarına maruz kaldı. Babası bağlandı Akkuşlu Cüneyt'in. Dedi ki Akkuşlu Cüneyt'i evlatlıktan reddediyorum dedi. Biz Safiye'ye söyledik Ankara'daki evi satmak isteyince engel olduk dedi. Bu kadına benim oğlum şerefsizlik yaptı dedi. Oğlum iki düğün yaptı, ayrıldı. Mahkemesi var Aralık'ta. Hala şu an evli görünüyor dedi. Abisi de yayına bağlandı. Akkuşu Cüneyt'in. Dedi ki Seçkin Demir almış abisinin ismi. En son İstanbul'daydı. Dün akşam aradım. Mağdurum, parayı kaybettim dedi. 95 bin kaldı elimde dedi. 600 bini kaybettim dedi bana. Dedi araba, arsa, ev
hepsini vermiş Safiye. 700 bin TL, 1 trilyona yakın para vermiş Safiye. Oysa ki Safiye 700 bin lirasını dolar yapsaydı şu an Akkuşlu Cüneyt hala yanında duruyor olurdu. Kadının parasıyla araba alıp, fotoğraf çektirip, sosyal medyaya koymak nedir ya? Adam olun biraz, adam adam diyerek Müge Anlı tepkisini koydu. Adam değilsiniz dedi. Sonra da kadınları beğenmezsiniz, siz zaten adam değilsiniz dedi. Gerçekten o dakikalarda Twitter'da adam değilsiniz de Müge Anlı'yla Akkuşlu Cüneyt gündem oldu. Arkadaşlar, türkücü beyefendinin bir fotoğrafı var. Bir arabanın önünde takım elbiselerini giymiş. Böyle arabanın arkasında Safiye sağ olsun yazıyor mu bilmiyorum ama fotoğrafa bakınca ben dedim maşallah dedim Safiye sağ olsun. Safiye nasıl bir temizlik yapıyor ki? Safiye ne güzel bir temizlik yapıyor ki? 700 bin TL oturmuş, kazanmış, biriktirmiş. Bu kadın gerçekten bana Ayşe Altuntaş'ı hatırlattı ve dedim ki Safiye buradasın, sağsın, ölmemişsin. Şükret. Şükret. Hala gençsin. 700 bin olmasa da 250-300 bin çalışır kazanırsın. Evet bir gönül yorgunluğun var, gönül üzüntün var. Dolandırılmak kadar kötü bir duygu olamaz ama hayattasın. Ayşe Altuntaş da temizliğe gidiyordu. 30 bin TL gibi bir para biriktirmişti. Hatırlayın ya Ayşe Altuntaş'ı biriktirdiği parayı ben hayal meyal hatırlıyorum. Yani 20 bin, 30 bin, 40 bin öyle bir şeydi. Ayşe Altuntaş da geçimini ve ailesini temizliğe giderek bakıyordu. Aynı zamanda kuzeni olan sevgilisine de bu temizliğe giderek kazandığı paradan borç veriyordu. Gün geldi kız çocuğunu evlendirmek istedi ama kuzeni, sevgilisi öyle söyleyeyim ve Azrail'i olacak insan onun ver paramı isteklerine dayanamadı ve onu şöyle iki karış, üç karışık bir çukur kazarak hayatına son verip oraya gömdü. Hatırlarsanız ormanlık arazide beraber olduk falan diye böyle canlı yayında reklam yapmıştı. Öncelikle temizlik yaptığını söyleyip sonrasında baktık ki pabuç pahalı. Kadınlarla ilgili hangi iftirayı atarsak daha kolay cezadan yırtarız? Ne dedi? O zaten bu işi yapıyordu dedi. Temizlik falan yapmıyordu dedi. Erkeklerle parayla birlikte oluyordu dedi. Ben de onu oraya o iş için çağırmıştım dedi. İftirayı da yapıştırdı. Nasılsa dili yok, nasılsa konuşamaz, artık öldü. Sonrasında vallahi yanlış hatırlamıyorsam patates toplamaya gideceğim ben karımla falan filan derken programa evet programa çıkmamayı oyalayabildi ama tutuklanmayı, yakalanmayı oyalayamadı. Devleti oyalayamadı. Yakalandı. Demir parmaklıkları ardına gönderildi. En son durum böyleydi. Serbest bırakılmadıysa benim buraya kadar bilgim bu. Evet. Safiye'yi izlerken hemen şöyle sıcağı sıcağına bir dedim ki şükret, bir şükür namazı kıl Safiye. Gitti 700 bin, suyunu da iç, otur. Yapacak artık başka hiçbir şey yok. Başka hiçbir şey yok. Yorumlarınızı okuyorum. Çok yaratıcı yorumlarınız var gerçekten. Ama herkesin çoluğunu çocuğunu zan altında bırakmak hoş olmaz. Onun için ben yorumlarınızı içimden okudum bu akşam. Yayına son vereceğim. Çünkü gerçekten dediğim gibi sırtımda garip bir tutulma var. Böyle sopa yutmuş gibi oturuyorum. Kımıldayamıyorum. Safiye hakkında konuşacak çok sözüm var ama bakalım yarın yüzleşebilecek mi Cüneyt'le? Parasını alabilecek mi? Alırsa mucize olur. Bence alamaz. Bence vermez Cüneyt o parayı ona. Alırsa mucize olur. Zaten en büyük mucize Safiye'nin şu an hayatta olması. Ben buna şükrettim. Umarım Safiye de şükreder. Yayında olduğunuz için, beni dinlediğiniz için, gerçekten o parmaklarınızla beğen tuşuna bastığınız için ki görüyorum ya neredeyse yarı yarıya herkes basmış. Ve farkındaysanız siz her beğeniyi arttırdığınızda daha fazla kişi yayına geliyor ve daha fazla kişiye yayınımız ulaşıyor. Hepsi için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Siz de gündemi takip edin.
Bilin yani yağ ne kadar, şeker ne kadar, tuz ne kadar. Kadınlara ne olacak, çocuklara ne olacak, kim ne kadar ceza almış. Yani çünkü bu kapıdan girip öbür kapıdan saldıkları için biraz takipte kalmak lazım. Gözü böyle açık olmak lazım. Güzel günler, iyi akşamlar diliyorum. Hoşça kalın. Yarın akşam görüşürüz 21.00'da.